3. ligin ilk haftasında Etimesgut Belediye evinde 3 puanı 90. dakikada attığı golle aldı. Şimdi maç sonrası değerlendirmelere geçiyoruz. Başkanım ayağınız uğurlu geldi. Sizi maçlarda göremiyorduk, gördük bırakmayalım dedik ve 90. dakikada Etimesgut sezonu 3 puanla başladı. Bir takım evet. Hakkında neyi gördünüz, nasıl beğendiniz bu takım başkanım? Tabii öncelikle bütün kulüplerimize bu yeni sezonun hayırlı olmasını diliyoruz. Kazasız belasız bir sezon yaşamayı temenni ediyorum. Tabii biz de bu sezona iyi hazırlandık ama bugün çok zor bir maç oldu. Diyarbakır Spor güçlü bir ekip. Hakkı teslim etmek lazım. İyi oyuncuları var. Bizim takımımız da yeni kurmuş olduğumuz bir takım. Ama sonuçta 90. dakikada bir golle galibiyette 3 puanı aldık. Sezona 3 puanla başladık. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum bütün oyuncularımızı, teknik heyeti ve kulüp yönetimimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Etimesgut halkına, Etimesgut camiasına hayırlı olsun diyorum, Ankara camiasına. Spora biz ayrı bir değer veriyoruz, ayrı bir önem veriyoruz. Ve sonuçta istiyoruz ki bu alanda da Etimesgut Belediyesi bir yol kat etsin istiyoruz. Etimesgut halkı bugün 550 bin nüfusa dayandı. Bu büyük şehrin güzel bir, iyi bir takımı olsun istiyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. İşte 3. lige çıktık. Hedefimiz bu yıl inşallah 2. lige çıkmak ve iyi sonuçlar almak. Her şeyden önce güzel oyunlar sergilemek ve seyircimizi memnun etmek. Güzel bir seyircimiz var. Bizim takımımızı evet. Hiçbir zaman böyle yalnız bırakmıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. İşte ben şeye gelecektim başkanım. Gergin bir ortamda Diyarbakır'la oynanıyor. Ve hiçbir tribün olayı, saha olayı yaşanmadı. Yani herkes aslında bugün bu maçtan bir olay bekliyor. Yok. Öyle bir şey beklemiyorum. Diyarbakır ülkemizin en güzel şehirlerinden birisi. Oranın spor kulüpleri de yine yasalar çerçevesinde kurulmuş takımlarımız. Biz öyle bir şey beklemiyorduk. Elbette ki hassas dönemde bazı endişeler olabilir ama Diyarbakır spor takımı olsun, teknik heyeti olsun, yönetimi olsun geldiler. Her takımda olduğu gibi biz ağırladık, misafir ettik, oyunumuzu oynadık, gidiyoruz. Dolayısıyla biz ülkemizin her köşesindeki insanımızı, her ilindeki insanımızı seviyor, her ilimiz bizimdir diye bakıyoruz. Onun için biz siyaseten de öyle bakıyoruz olaya. Bu memleketin bir evladı olarak da hem kaybedecek tek bir takıl taşımız, verecek tek bir insanımız yok diyeceksiniz. Ondan sonra insanlar ayrılacak. Bizim böyle bir keyfiyetimiz, böyle bir lüksümüz yok. Onun için biz herkesi kucaklıyoruz. Ondan bir endişeniz olmasın. Ankara'nın sporuna da geçen sene bir renk getirdiniz. Etimesgut çıktı. Geçen sene altın daha zorladı. İnşallah evet. Bu sene onu göreceğiz. Yeni mahalle aynı. Geçen yıl iyi bir performans sergiledik ama şanssız maçlar verdik. Ama bu yıl inşallah bekleneni Etimesgut halkına vereceğiz diye umut ediyoruz. Hayırlısı. Golün adı Furkan'la beraberiz. 90+2'de golü attın ve takımına 3 puanı kazandırdın. Bir ilk sezon değerlendirmesi, maç değerlendirmesini alalım senden. Vallahi çok çalışmıştık kampta. Çok yorucu antrenmanlar yaptık. Bir aydır, yaklaşık bir aydır yoğun bir tempoyla çalışıyorduk. Allah çalıştığımızın emeğini verdi. Son dakikada gol de bana nasip oldu. Gol attığım için de çok mutluyum. İnşallah lige daha iyi bir devam ederiz. Daha takım olarak hazır değilsiniz gibi görüntü evet, verdiniz. Yeni arkadaşlar geldi. Daha takımımız yeni. Yavaş yavaş oturuyoruz. İnşallah bu ligde bir sallayacağız yani bu ligi inşallah. Geçen senenin korkusunu yaşatmayacaksınız. Yok. Bu sene inşallah iyi gideceğiz ya. Hasan abi geçen sene kabusu yaşadık. Son maçta kurtulduk. Bugün de aslına bakarsan çok güzel bir Etimesgut göremedik. Son dakikada 3 puan almayı becerdik ama keyif vermedi. Evet katılıyorum. Yani bu maçı şansa aldık. Gerçekten Diyarbakır daha iyi bir takım kurmuş. Veya belki daha iyi çalışmış, daha iyi kampını yapmış. İnşallah biz de burada hatalarımızı gördük. Hocalar inşallah neyi eksiğimiz var ne yok onu gördüler. Ona göre de eksiklerimi tamamlarız. İnşallah bu sene biz iyi bir şekilde yola devam edeceğiz. Yani bu şey de bizim biraz şanslı olacağımızı gösteriyor. Gerçekten son anda gol atmamız bizim için çok büyük bir şans ve bu 6 puan gibi bir evet. Puan yani. İnşallah böyle devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yine sağ Yıldız Murat Hacıoğlu'ydu.
Evet. Ya çocukların hepsi iyiydi ama biraz sanki tabii fazla futboldan anlamıyorum ama biraz paslaşmada sıkıntı yaşadılar. Evet, aşamadılar. Yani. Yeni takımdır. Ben zannediyorum ki ikinci şeyde daha iyi olacak. Yani ikinci maçta daha iyi olacak. Bundan sonra biz iyi götürürüz diye düşünüyorum. Hocam ilk önce kısaca bir maçı anlatayım. İlk yarı dengeli bir maç vardı. İkinci yarının başında rakibin üstünlüğü 75. dakikadan sonra tekrar dengelendi. Evet. Son dakikada da gol attık ve 3 puan aldık. Evet. Bu sene nasıl bir sezon geçecek? Aynen, takımı nasıl gördünüz? Çok güzel özetledim maçı da. Evet, takımımız yeni kurulduğu için özellikle bu maçta puanla ayrıldığımız çok mutluyuz özellikle. Diyarbakırspor iyi bir takım. Geçen sene şampiyonluğu kaçıran bir takım. 3 tane de takviye yaptılar hazır takıma. İyi takımlar, iyi oynuyordu. Biz de çalıştık ama bizim kanatlarımız orta sahada sıkıntı yaşadık. İşleyemedi şeyler. Bir de yeni takım olduğumuz için çocuklar da ilk defa bu taraftar önüne çıkıyor. Ama oyun anlamında iyi oynamadık açıkçası, onu söylemek lazım. Çünkü beklentilerimizin çok altındaydı. İyi çalıştık, iyi şeyler yapmaya çalıştık maçtan önce ama maçı yansıtamadık. Yani kötü oynarken kazandık sadece, o bizi mutlu ediyor. Onun dışında da işimiz çok, çalışmamız gerekiyor. Tabii ki hedefimiz var ama hedefe giderken de kötü oynarken kazandık diye mutlu oluyoruz. Ama eksiklerimizi giderip daha iyi takım anlamında, taktiksel anlamda ve bireysel anlamda daha çok öne çıkacağımızı düşünüyorum. 3-4 hafta sonra bambaşka bir takım seyredeceğiz diye düşünüyorum. Hocam oyuncuların bireysel yeteneğinden çok daha sanki bir uyum sağlayamadılar gibi. Aynen öyle, çok doğru. Çünkü paslaşma hataları falan çoğu zaman çok pozisyonlar doğru, çok verildi. Doğru. Onun haricinde eksik gördüğünüz mevkiler falan var mı? Transfer falan talebiniz var tabii mı? Tabii şimdi sadece sayılı günler kaldı. Evet çünkü. Evet, sadece işte biz orta sahaya bir iki yönlü bir orta saha oyuncu arıyoruz. Onun dışında mesela geçen sene Ankara Demir'den Erkut'u aldık biz. Evet. Sağ tarafa Silivri'den Taner aldık. Bunlar çok yetenekli sporcular. Bugün oynayamadılar. Normaldir. Yani ilk maç alışkan takım birbirine alışacak. Daha şey çalışacağız yani. Bunları çalışıp düzelteceğiz. Ama bir tane iki yönlü orta saha ihtiyacımız var. Şöyle diyelim. Kötü oynarken kazandık. İnşallah hedef yolunda bu bize 3 puan bize çok katkısı olacak diye düşünüyorum. Yaşlanmayan bir Murat Hocaoğlu var. Yine sahada takımın en iyisiydin. Estağfurullah, sağ olasın. Takım nasıl? Senin değerlendirmeni almak isterim. Vallahi takım gördüğünüz gibi daha tam hazır değiliz açıkçası. Yeni takım olmamızın tabii dezavantajları var. Diyarbakır bize göre daha oturmuş bir kadrosu vardı. Daha tecrübeliler birlikte. Vallahi açıkçası bizden iyi oynadılar doğru söylemek gerekirse. Ama galip gelen taraf biz olduk. Yani kötü oynarken galip gelmek önemli tabii. Biz de şimdi hedefi olan bir takımız. Ona göre takım kuruldu. Tabii ki bir 4-5 hafta bence var takımın oturması açısından. Böyle haftalarda bu galibiyet önemli bence. Bir de böyle bir rakibe karşı. Ama daha çok eksiğimiz var. Yani biraz daha oyun anlamında iyi olmamız lazım. Topu biraz daha yere indirmemiz lazım. Artık hocamız o gereken şeyleri söyleyecektir takıma. Ama dediğim gibi mutluyuz tabii ki. Lige galibiyetle başlamak önemli. Moral açısından ve 3 puan açısından önemli. Topu yere indirmek lazım dedim de takımın boyu ortalaması bayağı bir vallahi geçen sene evet bayağı düşüktü. Bu sene bayağı uzun. Yan toptan da avantajımız olması lazım. Öyle olacağını da düşünüyorum. Vallahi dediğim gibi iyi bir takım kuruldu bence. Karakterli kişilikli arkadaşlarımız var. Yani bizim hedefimiz tabii ki ilk 5 playoff'a girmek istiyoruz. Camianın hedefi bu. Başkanımızın, belediye başkanımızın. Biz futbolcu olarak bizim hedefimiz bu. Vallahi çalışacağız artık. İlk yeni başladı. Çalışacağız. Devam edeceğiz ilk sezonuna kadar.